ki bizim yolumuz ince bir yoldu. Evet. Yolumuzda çok tükenmez bilgi vardır. O bilgiyi mesela herkese sormak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü konuşmalarını da bilgisini de kendi dinlemiş, insanların intikal etmiştir. Ve duaları zaten hep zorca vermiştir, hep bizim dinlememiştir. Aslında sorarsan bizim Kur'an'ımız telli Kur'an'dır. Evet. Cenazelerimiz de telli Kur'an'ın kalkması lazımdır. Ta babamın, dedemin döneminde bütün cenazelerimiz sazinin, beytinin kalkmıştır. Mabhayr bir deyin Zeynel dedem. Hayırlısı rahmet. Evet değerli dostlar, sevgili Babonson takipçileri, bugün Dersim'deyiz. Dersim'in Ovacık ilçesinin ne köyüydü? Koyun Gölü. Koyun Gölü köyündeyiz. Eski adı Kedek köyündeyiz. Zeynel Batur dedeyle beraberiz. Zeynel Batur dedeyi birçoğunuz aslında YouTube'da falan mutlaka görmüşsündür. Bir çeşit karşılaşmışsınızdır. Kendisi 1952 Ovacık Kedek köyü doğumlu. Burada doğdu, büyüdü. Çok güzel, hoş bir sesi var. Çok güzel bir curasıyla çok güzel deyişler, beyitler söylüyor. Ben kısaca sizleri bugün Zeynel Dede ile bir nevi tanıştıracağım. Zeynel Dede'yi sizlere kendi ağzından anlatmaya çalışacağız, tanıtmaya çalışacağız. Sevgili dedem, 1952 dedik, doğumlusun. O günden beri hep burada mı yaşadın? Evet efendim, evet dedim. Yani doğdum doğada hep bu köyde yaşadım. Hep bu köyde gelip gittik. Hep bu köyde hizmet verdik insanlarımıza. Cemaatler yaptık. Babamızla beraber, abimle beraber, amcalarımla beraber. Bugüne kadar halen, şu anda 72 yaşındayım. Halen bu hizmetlere devam ediyorum. Ölüme kadar da insanlarımıza hizmet yapmak bizim boynumuzun borcudur. O bize bir farzdır. Çünkü bu biliyorsun ki üstümüze bir terfiye vardır. Bir ucak terfiyesi vardır. Biz ucağa bağlıyız. Onun için bütün canlarımıza hizmetlerimizi bugüne kadar herkese sunuyoruz. Hepsine saygıyla selamlıyorum. Aşkı niyaz ediyorum bütün canlarımıza. Eyvallah. Aşkıyla dede sağ olasın. İyi ki siz de varsınız ki yani bu yol ve erkan devam ediyor. Siz gibi güzel dedelerin sayesinde yolumuzu ve erkanımızı devam ettiriyoruz. Okul eğitimi var mı dedem? İlkokul öğretmeni. İlkokulu bitirdim. İlkokulu bitirdim. Aynı zamanda eski Türkçe okudum. Şu anda halen Arapça okuyorum. Evet. Hem Arapça okuyorum hem Türkçe okuyorum. Cemlerimizi zaten bütün kendi özümüzde, dilimizde, Türkçemizde yapıyoruz. Evet. Ama Kur'an durumuna geldiği zaman, ölü durumlar olduğu zaman bazen bazı yerlerde Türkçe, bazı yerlerde Zazaca, bazı yerlerde Arapça okuyoruz. Evet. İlkokula nerede gittin? Var mıydı burada? Tabii ki bizim köyde şu anda ortada ilkokul vardı. Büyük bir okulumuz vardı. 80-90, 100 tane, 150 tane öğrencimiz vardı yani. Burada bu olarak. Köyde? Tabii bu köyde. Hı. Bu köy büyük bir köydür. 80-90 hanelik bir köydür. Evet. Evet, her evde 3-4 tane, 5 tane talebe vardı. Evet. Bu köyde sizin burada Celal Abbas dışında başka ocak var mı? Şu anda Baba Mansur'lu bir tane var. Hı. Siz peki bunu, bu pirliği, yol erken yürütmeyi kimden aldınız? Babanızdan, şimdi dedenizden? Tabii ki. Şimdi bu erkanı, bu ilanı ben babamdan ve amcalarımdan bugüne kadar beraber küçük yaşta, küçükken 7 yaşına kadar babamla bu irtibatı kurdum ve buna ilham ettim ve bunu aldım. Babamdan aldım, amcalarımdan aldım. Benim büyük amcam zaten okur yazarlıydı. Hem Türkçe eski yazı hem Türkçesi vardı. Hem hocalık yapıyordu. Çok ilim irfan sahibiydi. Babam da aynı şekilde. Babamın babası Seyit Nuzur babama aktarmıştır. Babalarım da bize aktardılar. Benim bir abim vardı. Biz babamla beraber bugüne kadar benim abim işte şöyle bir 15 senedir vefat etmiştir. Bizden, bizim dışımızdaki kalan bütün amcam çocukları hiçbir tanesi bir şey almadılar ama biz bunlardan feyiz aldık. Evet. Biz bunlardan hem ders aldık, hem feyiz aldık, hem ilham aldık. Sazımızla, sözümüzle insanlarımıza hitap edip ve insanların... Peki ailede sizden sonra bu işi yürütecek kişiler var mı? Yani şimdi, çocuklar, yeğenler, kimse var mı? Şu andaki böyle mesele yeğenlerde de kimse yoktur. Eğer olursa bizim bizim değildir. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir varlıktır. Benim bir tane, iki tane çocuğum şu anda çalıyorlar. O Cem'i buraya gelen, seninle konuşan, şu anda ondan bellisi var. Evet. Çalması mükemmel, sesi de güzel. Şu anda tabii ki daha genç, daha kamil olmamıştır, daha uygunlanmamıştır. İnşallah ki benden sonra o devam edebilir.
Yani temin olması ediyorum. gerekiyor tabii. E, Çünkü tabii ki yoksa bir yani yerlerde biter tabii. eğer birileri Şimdi bak devam mesela ettirmezse bu ona. kaç sene? 1400 senedir ki bu hizmet bizden bugüne kadar gelmiştir. Öyle inanırım ki bizden sonra da devam etme inşallah ki tükenmez devam eder. Evet. Evet. Dedim şimdi sen birlik yapmanın yanı sıra çok da güzel çalıp da söylüyorsun. Çok Evet. böyle kendi tarzında gerçekten etkileyici bir şekilde çalıp söylüyorsun. Evet. Bu arada sevgili dostlar, sevgili dedem bir ara Berlin'e gelmişti. Oradan dolayı biz tanışıyoruz. Berlin'e sevgili Haydar Selçuk getirmişti oraya bir konsere. Bir de Evet. Metin Gazi dede vardı. Evet. Bir de Zeynel dedem vardı. Oradan tanışıyoruz. Çok güzel bir hafta beraber geçirdik. Çok uzun saatlerce muhabbet ettik, sohbet ettik ve dedenin o güzel nefeslerinden yararlandık. Ondan dolayı biliyorum böyle bunu. Sen birçok, ben buna Ovacın dışında başka birçok yere de çağrılıyorsun. Tabii, Hem tabii. konser için Evet. hem cem yürütmek için Evet. nerelere gidiyorsun? Yani öyle büyük Dedem, illerde falan gittiğin yerler var tabii mı? şimdi tabii ki yani bu bölgede mesela sürekli davete gönderirler, biz götürürler. Mesela Mazgirt'e gitmişim, Nazmi'ye gitmişim, Erzincan'a gitmişim, Pülümür'e gitmişim, Tunceli Cemevi'ne gitmişim, Elazığ Cemevi'ne gitmişim, Adana Cemevi'ne gitmişim, İstanbul birkaç mesela 3-4 yere gitmişim, cem evlerinde cem tutmuşum. Mesela çok yerlere gitmişim yani. Şimdi Çardak yerlere, önümüzdeki birkaç Diyarbakır'a gün sonra da gitmişim. şey gidiyorsun. Düzgün Baba Cem Evi'ne Tabii, gidiyorsun. Değil mi? Düzgün Orada Baba da cem Cem evine gitmişim. biz gördük Evet, orada afişi falan. Sen de evet, orada varsın. evet. Düzgün Baba'ya gitmişim. Düzgün Baba'da kaç sefer gitmişim. Hem ucağına gitmişim, hem yukarı cem evine gitmişim. Orada Evet. cem tutmuşum. Yani çardak yerlere hiç erinmeden gitmişim. Evet. Çimiskeze'ye gitmişim. Orada cem yapmışım. Yani hiçbir yerde hiç yani girmediğim yer kalmadı. İzmir'e kadar gitmişim. Evet. İzmir'de yine Hızır Yurt cem dışında da yapmak için herhalde bir gitmişim. bizim oraya geldin, Tabi Berlin'e geldin. evet Berlin'e geldim. Berlin'den sonra Hollanda'ya gittim. Ne? Hollanda'dan bu sefer de şeye geldim dedeme söyleyeyim Solingen'e. Solingen'e gittim, Köln'e gittim, Ham'a gittim. Maşallah bayağı dolaşmışsın. Tabi canım yani çok çok Ne? çok gezdik. Alzey'ine gittim. Alzey'inde yine biz cem yaptık Almanya'nın. Şimdi eski dedelerin bu ulaşım imkanı olmadığı için en fazla at yoluyla işte bir Mazgirt'e giderlerdi. Evet, Pülümer'e evet, sen evet. maşallah uçakla bütün dünyayı Bütün dolaşmışsın. dünyayı dolaştık evet. Ne güzel. İşte güzel insanlarımızı gördük. Eyvallah. Cemal cemal olduk. Eyvallah. Güzel güzel muhabbetimizi yaptık, cemimizi yaptık. Evet. İnsanlara çok şeyler hitap ettik. Evet. Çünkü bizim yolumuz ince bir yoldur. Evet. Yolumuzda çok tükenmez bilgi vardır. O bilgiyi mesela herkese sunmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Eyvallah. herkesin ondan faydalanması bizim için çok önemlidir. Herkes bunu bilmesi lazımdır. Gelen gençler bizden sonraki gençler hiç olmazsa kendine bir çeki düzen verirler. Güzellikler peşinde giderler. Doğrultudan yana olurlar. Yanlışlardan uzak dururlar. Eyvallah. Hem bizim için hem onlar için çok büyük bir faydadır. Tabii. Şimdi dediğim gibi gerçekten güzel, otantik bir şekilde çalıp söylüyorsun. Şimdiye kadar bu süre içerisinde hiç böyle albüm yapmak, kaset yapmak gibi bir teklif gelmedi mi sana? Hiç şey Ben yaptın mı? de dedem bir albüm yaptık. Yaptın mı bir E tane tabi ya? şeyde yaptık mesela İstanbul'da yaptım. Kaset çıkardık. Kaset çıkardık. Kaset satıldı. Çok Evet. da satıldı yani. Kasetin Çok da adını biliyor tutuldu. musun? Evet. Neydi? Ama ondan Neydi sonra albümün adı? he? Albümün adı neydi? Kasetin adı neydi? Hangi türküyle? Albüm vallahi yani bütün hep içinde bütün beyi söylemiştim. Evet. Epey zamandır yani şöyle böyle 20 senelik bir mesafedir. Şimdi bir tane kardeşimizin vasıtasıyla gittik. O da Hozatlı bir kardeşimiz. O da şu anda burada değil Avrupa'dadır kendisi. Kendisi şimdi şu anda sanatçıdır. Çağrı söylüyor. Hem de Metin Karaman. Metin Karataş. Metin Sıvaslı Metin Karataş. Karataş. Metin Karataş, evet. Onun firmasına gittik. Orada bastık. Şimdi kayıt orada var. Birileri arz ettiği zaman mesela kendisine yönlendiririm. Gidip orada bu kaset üzerinden basıp veriyorlar kendisine. Evet. Dedim şimdi hani baban da ve deden de cemler falan yaptığı için şu soruyu sormak istiyorum. Çünkü Evet. son zamanlarda özellikle mutlaka siz de yapıyorsunuz. Cemler artık böyle kendi dilimizde de yapıyoruz. Yani Zazaça dilinde cem yapma, gülbenk verme, deyiş söyleme. Sizin de böyle güzel Zazaça deyişleriniz de var, söylüyorsunuz böyle. Eskiden nasıldı, o deden zamanında falan, baba değil mi? Deden zamanında falan da var mıydı böyle zazaça Tabii. ibadet, yani ibadet Yani anlamında? ibadet yaptığı zaman dedem yani sana şunu söyleyeyim. İlham geldiği zaman yani aklına ne gelirse kendi diliyle bütün insanlara
güzel bir şekilde çalıp söylemişler. Evet. Dua konusuna geldiği zaman hep kendi dillerine dua vermişler. Yani çünkü kendi daha rahat ifade etmişler. Tabii. Tabii ki kendi diline güzel güzel insanlara ifade etmişler. Konuşmalarını da, bilgisini de kendi diline insanlara intikal etmiştir. Ve duaları zaten hep Zazaca vermiştir. Hep bizim diline vermiştir. Bizim dilimiz aslında sorarsan dımlı dildir. Evet. Hazreti Peygamber, Ehl-i Beyt'in konuştuğu dil dımlı dildir. Evet. Türkçe, Mürtçe, Arapça, Marapça değildir. Bu Arapça zaten biliyorsun ki Mavi'nin döneminde bu Arapçayı bize sundular, getirdiler, bize mal ettiler. Aynı zamanda Yavuz'un vermiş olduğu bilgiler mesela bütün bu bölgeye Sünni hocaları buraya göndermişler. Bütün insanları Türkçeden, kendi dilinden Arapçaya çevirmişler. Bütün evet. Arapça Kur'an okumuşlar. Aslında sorarsan bizim Kur'an'ımız telli Kur'an'dır. Evet. Cenazelerimiz de telli Kur'an'ın kalkması lazımdır. Anla Muhammed yani üst telli Kur'an'ımız olduğu zaman zaten bizdeki olan bu ilham hep Kur'an'dır. Sözümüz hep Kur'an'dır. Evet. Bunu bugüne kadar yapmamız gerekir ama yani kaldı Kur'an'ın bizim, natık diyoruz. Biz buna Kur'an'ın natık diyoruz. Tabii ki. Kamil insanın sözü. Tabii. Pirin sözü. Evet. Pirin sözü, pirin ağzındaki çıkan kelime Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dır. Şimdi bizim tabii ibadetimizde saz değiş olmadan olmaz. Olmaz. Çünkü ibadet işte en büyük ibadet yaptığımız cemdir. Orada yapılır. Evet. Son zamanlarda da öyle bir tartışma da var işte Hakk'a yürüme erkanlarında da işte telli Kur'an dediğimiz sazımızı elimize alıp değiş söylüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani doğru mudur onu yapmak? Şimdi güzel bir beyit söylemek orada. Şöyle mesela bu şimdiki değil ki ta ezeli bir durumdur. Ta babamın dedemin döneminde bütün cenazelerimiz saz ile beyit ile kalkmıştır. Ve ben de dahil olmak şartıyla. Benim dönemimde gençlik döneminde hep bütün cenazeleri sazımızla sözümüzle kaldırmışım. Cenaze vefat ettiği zaman biz bu ovacığın gitmediği yer kalmamıştır cenaze olarak. Bizi götürmüşler sazımızla sözümüzle. Akşamdan sabaha kadar 103 kişiydik. Amcam, abim, ben. Sırayla. Bir saat ben söylüyordum, bir saat abim söylüyordu, bir saat amcam söylüyordu mesela. Sabaha kadar biz çalıp söylüyorduk. Sabah da yıkandığı zaman... Neden değişti peki bu? Yani niye değişti? Ne? Şimdi yani bir zamanlar diyorsunuz işte yapılıyordu bu. Evet. Ondan sonra ama ara verildi, yapılmadı. Ara verilmek yani, nedir? Şimdi bunu mesela şu anda halen yapmak istiyorum. Halen yapıyorum. Bazı yerlerde mesela okuyorum. Evet. Bazı yerlerde ilahi okuyorum. Bizim toplum buna karşı çıkıyor. Nedir bunlar? Kur'an varken niye bunları söylüyorlar? Biz diyoruz ki kardeşim Kur'an ölüler için değildir. Kur'an diriler için gelmiştir. Bir anayasadır. Evet. Hazreti Peygamber'in vermiş olduğu anayasadır. Gerçekleri mesela doğruları söylüyor Kur'an ama kaldı ki Kur'an'a da uymuyorlar. Kur'an'a da uymuyorlar. Yanlış yapıyorlar yine. Bizim asıl ibadetimiz üst telli Kur'an'dır. Asas cenazemiz kalkması üst telli Kur'an'la kalkması lazımdır. Yani ilahiyle kalkması lazımdır. Beyitle, avazla kalkması lazımdır. Evet. Ama insanlara anlatamıyoruz. Ama o yönde bir meyil var yani. Sanki gittikçe evet. Daha fazlalaşıyor yani o anlamda. Bizim şu anda burada halen o meyil şu anda. Aslında meyil burada çoktu. Şimdi meyil burada bitmiştir. Buradaki insanlar soğumuştur. Tahmin edemiyorlar. Cenaze geldiği zaman biraz uzun kaldı mı tahmin edin. Vay uzattı, vay söyledi, vay işte. Bir an önce yapın gidip bir an önce bakalım. Götürün, hemen götürün defnedin biz gidelim. Ha. Bu var yani. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden biz o cenaze başında olmadık zaman mümkün değil. Dünyanın peşinde olsa gelip bizi götürürlerdi. O cenazeyi sazımızla, sözümüzle kaldırıyordu. İnsanlar hep ağlıyordu. Zar cibat ediyorlardı adamlar. Ama şimdi bu kalmadı işte. Dedem kaç çocuk var? 3 tane kız, 4 tane oğlandır. Hak bağışlasın. Sağ olasın. Sizinki de Cenab-ı Allah keder vermesin. Kaç yaşında evlendin? Ben? Evet. Ben vallahi dedim, ben şu anda 15 yaşındayken, ben okuldayken birinci evlilik yaptım. Evet. 6 ay sürmedi. O yaşta benden büyüktü. O 40 yaşındaydı, ben 15 yaşındaydım. Maşallah. Benim abimin vasıtasıyla biz evlendik. Abim sebep oldu, beni evlendirdi ama biz hayır görmedik. Fark büyük. Evet, o kaldı 100 sene biz beraber kaldık, ne yaptıysa olmadı. En son mürşidim geldi. Evet. Mürşidim babama dedi ki, dede dedi, sen gelini getirmemişsin. Dedi ki, dedem gelmiyor. Mürşidim gitti peşine. Dedi ki, o görev bizimdir. Mecburi gitmek zorundayım. Gitti peşine, gelmedi. Müşrit o da dedi ki, kızım sen, ben sana bir şey demem. Ben bu sene yüzünü gördüm, gelecek sene senin yüzünü görmeyeyim dedi. Evet. Bir bedduba yaptı.
Ve o pir mürşit gittikten sonra bir hafta sonra bu ağır bir hastalığa tutuldu. Bir hafta içinde Hakk'a yürüdü, öldü. Yeniden bir evlilik yaptık. Evet. İşte sonraki bu gelen sonki ailem de Ovacıklı bir tane talibin kızıydı, Cerrüt Çamal taliplerinden. Neyse demek ki kader döndürür, kader götürdü. Şu anda işte onunla beraberiz. Sonki çocuklar, ondan çocuk yoktu. Sadece sonki çocuklar hepsi bundandır. Hak sağlıklı uzun Allah Allah. birliklikler versin. Allah Allah Birliğinizi, cümlesine. sevginizi Cümlesine. daim eylesin. Allah Allah. Dedim yavaş yavaş geldik böyle programımızın sonuna. Bize Evet. vaktini ayırdığın için çok çok teşekkür Çok sağ ederiz. olun. Siz de Sağ sağ olun olasın, var değil mi? olasın. Var Biraz olun. sonra senden bir beyit alacağız. Tamam. Onu almadan önce son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğin varsa buyur bir önce. Söylediği istediğim şu, dedem siz hoş geldiniz, sefa gelmişsiniz, başımızda yeriniz var. Sağ olasın. İyi ki sizin cemalinizi gördük. Teşekkür ederim. Epey bir zaman hasreti çekiyoruz sizden beraber, sizden çok beraber olduk. Evet. Beraber oturduk artık, muhabbet yaptık, muhabbet yaptık, çaldık, söyledik, yedik, içtik. Evet. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Allah Allah. Ve benim bütün, dünyadaki bütün yaşayan bütün 18 bin aleme, herkese aşkı niyaz ederim. Eyvallah. Söylediğimiz şudur ki, hepsinden ricayına, minnetine, aşkı niyazına söylüyorum. Yolunuza sahip çıksınlar. Eyvallah. Doğru oturup doğru kalksınlar. Yanlışlardan uzak dursunlar. Bu ibadetimize sarılıp tekrar yine eski düzenimize, eski ibadetimize dönmemiz için herkesten temenni arz ediyorum. Benim tek amacım budur. Bizim eski yapılan o görgü cemlerimizi, o musayiplik cemlerimizi tekrar yine diriltmek için çaba sarf etmemiz herkesten temenni niyaz ediyorum. Eyvallah. Olursa dede, başta dedelerimizden. Dedelerimiz bilinçli olması lazımdır. Öğrenmesi lazımdır. Gölge cemi nedir? Bunları bilmesi lazımdır. Gölge cemine girmeden önce bir alebilik olamaz. Evet. İlla ki gölge cemi kurulsun. Gölge cemi olmazsa olmaz. Mümkünatı yoktur. Gölge cemi bittikten sonra alebilik bitmiştir. Hiçbir şey kalmıyor. Evet. Heh. Bütün ibadetler gölge cemin üstündedir. Gölge cemi yapılması lazım. 48 cumayı tamamen beraberce yürütmemiz lazımdır. Evet. Olmazsa olmaz. Tek amacım budur. Bütün yaşayan bütün canlarımıza, ehli meyip, ehli beyti seven canlara tek arzım budur ki kendi tekrar herkes kendi pirine, mürşidine bağlı olarak yolunu tekrar diriltmeye çalışsınlar ve tekrar bu yolu tekrar girsinler. Eyvallah aşkına. Temennimiz odur. Çok sağ Hepsini de olasın. saygıyla selamlıyorum. Aşkı niyaz ederim. Eyvallah dedem. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dostlar, değerli Baba Son takipçileri. Bugün Zeynel Batur dede ile beraberdik. Ovacık'ta Zeynel Batur dede ile beraberdik. Sağ olsun bizi hanesine mihman eyledi. Biz de elimizden geldikçe sizleri Zeynel dede ile tanıştırmaya çalıştık. En azından nerede yaşıyor, neler yaptı, halen neler yapıyor anlamında. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım kendisini az buçuk olsun size tanıştırmışızdır. Biraz sonra kendisinden bir tane beyit alacağız. Biz şimdiden size Alas malatık demek istiyoruz. Sağlıkla kalın. Bu arada bin dediğimiz bu abone olmayı da unutmayın lütfen. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize saygılar, sevgiler. El amani müret Hamun çeberi todu Rozama perçkeni Rozayi mamani Derd mari derman bivini Deres prima imami seyli Tuma ateynanı verdiri Zaramadına deresli İzidu zalimi Zornuma bernayi Marabatu biyu Talebi imami sünyi Zalimi mara dürberi Pirima imami sünyi Tuma tengidini verdiri Daramadı deresiri Tuma bi wair ne kiri Tuma ri wair bi kiri Pirima perçkeni Pirima imam seyno Murşidima perçkeni Ali vel mürteza bu
Serçes mi ma perskeni Mehmet'i sefat kaniyo Derdim ağrı derman bir biniri Daramadı deresiri Tüm avortu dinle verdiri Zalim ara dülberi Roğulağıma binli kiri Zaramadı bedresiri Rodi perskeni Roza imamani Rozi kıma gurutu Kerbera de seyit biyo Hortov de pelivane mayi Makrava yinanı Serhu kerduna vurak yalyo Mehmedi Tuzaramadı deresi Pirima imam Hüseyin'i Tuma kubranı kiri Seber mama seruna vakiri Tuma ortadını verdiri Zalimi kulli makulni kiri Tumarı dere esiri Zeynel banu vezber benu Ravama pefken ravaliyo Mehmediyo Pirima perskeni Pirima imam Hüseyin'u Serde def biru Çeber maseru yakırı Derdim ayı bir viniru Derdanım arı derman kırı Desuğu yaranım arı kırı Yaranım amelem kırı Sayım amı seyniyü Hele bir beresi zaramadı Rozina perskeni Na rozi roza tovu Maykırı ola gani tora Serhu kerduna ura gani toyi Tumarina deresiri Zaramadı deresiri Oku bindanı tu, dur kubranı kırı.